Arkadaşlar yeniden merhabalar. Hani bazen günlük hayatta sözün bittiği yerdeyiz denilir ya. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Yani artık konuşuyoruz, analiz yapıyoruz. Televizyonlar, gazeteler haber yapıyor. Ama sanki kanıksalık yani normalleştirdik bu durumu. Hangi durumdan bahsediyorum? Elbette Gazze'deki durumdan bahsediyorum. Orta Doğu'daki yangından bahsediyorum. Orta Doğu'daki insanların dramından bahsediyorum. Gerçekten Kelimeleri özenle seçmeye dikkat ediyoruz çünkü bu konuda özellikle sosyal medyada ciddi anlamda bir baskı var. Bunu itiraf etmek lazım ve dolayısıyla özenle seçtiğimiz cümlelerle bu durumu sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Değerli dostlar, şimdi başından beri bu savaşın bir Hristiyan-Müslüman savaşına doğru ya da işte o Armagedon savaşına doğru ya da Museviler de bu iş içerisinde zaten bir din savaşına doğru götürmek istediklerini sizlere ifade ettik. Şimdi bunu görebilmek için müneccim olmak gerekmiyor. Başından beri Armageddon ve özellikle Orta Doğu'daki çıkacak bu büyük savaşa odaklanan bir akıl var. Ve dolayısıyla bugün İsrail'in başındaki Netanyahu sık sık kutsal kitapları yani Tevrat'a atıfta bulunarak bir takım kelimeler kullanıyor. Bir takım terimler kullanıyor. Ve dolayısıyla bu savaşın bir şekilde dinle irtibatlandırdığı irtibatlandırıldığını görüyoruz. Ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu üzerine basa basa söyledi ve dedi ki bunu din savaşına çevirmeyin. Çünkü gidişat açık söyleyeyim onu gösteriyor. Bir kere Armageddon kelimesi zaten e, tahrif edilmiş o kitaplarda geçen İncil'de, Tevrat'ta geçen bir terim. Yani oradaki terim esasında işte tırnak içerisinde iyilerle kötülerin mücadelesi olarak geçer. İyiler kim? İşte Hristiyanlar, Hristiyanlarla Museviler bir olacak. Mesih, İsa Mesih gökyüzünden inecek, yeryüzüne inecek ve kötülerle yani açık deyimle Müslümanlarla savaşacaklar. Şimdi bu büyük savaştan bahsettiğimiz şey bu. Armagedon dediğimiz şey bu ve bu Armagedon her Megiddo dağı var. Megiddo ee, İsrail'de bir dağ ve bunun eteklerinde olacak. Onun nedeni de şu yani o Megiddo dağının eteklerinde olmasının e, e, şey, sebebi de şu orada yapılan bütün savaşlar kesin zaferle sonuçlanmış. Şimdi bütün bu terimleri dile getirdikten sonra Haçlı seferlerine biraz değinmek lazım. Zira değerli dostlar eveleyip gevelemeye gerek yoktur. Şu anda bakın Orta Doğu'da ya yaşanan savaşın adı Modern Haçlı seferleridir. Niye diyeceksiniz? Şimdi baktığınız zaman 1096 ve 1272 yılları arasında yapılan Haçlı savaşlarına seferlerine baktığınızda nere yapılmış? İlk Haçlı seferi Kudüs'e düzenlenmiş. Kudüs'e. Yani hem Müslümanların hem de Hristiyanların efendim hem de Muhasebilerin kutsal yeri olarak gördükleri yere düzenlenmiş. Sadece bu dini açıdan evet ön planda belki gözükmeyebilir. Doğunun zenginliklerini alıp batıya götürmek için yapılmış çapulcu seferleridir. Haçlı seferleri ama papaların kışkırtmasıyla, çağrısıyla yapılan seferlerdir. Yani İslam dünyasına yönelik savaşlar esasında din savaşıdır ve bütün papalar bu savaşta ölenlerin cennete gideceğini ifade etmişlerdir. Ve dolayısıyla bu haçlı seferleri hiçbir zaman esasında bitmedi. Tabi haçlı seferleri o gün kılıçla yapılıyordu, atlarla yapılıyordu, zırhlarla yapılıyordu vesaire. Bugün zihinler satın alınarak, zihinlere hitap edilerek ve zihinler işgal edilerek bu savaşlar yeni bir hal aldı. Ve şimdi ise fiili işgaller yani bölgede, Gazze üzerinde, Gazze'de yapılan o insanlık dramı, insanların hayatının kaybetmesi, ya bunlar baktığınız zaman bugün Batı için artık bir şey anlam ifade etmiyor. Şimdi biz her zaman şunu söylüyoruz. Sivillere yönelik saldırı kimden gelirse gelsin kesinlikle kabul etmiyoruz. Çocuklarla ilgili saldırıları kesinlikle kabul etmiyoruz. Kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin. Ama birileri bir şeyi bahane ederek bir e, halk topluluğunu, bir halkı haritadan silmek istiyorsa bunun hiçbir gerekçesi yoktur. Bakın dedim ki kelimeleri özenle seçiyorum çünkü ciddi sansür var. O yüzden değerli dostlar bugün Gazze'de tarihin görmediği bir dram yaşanıyor. Bir acı var. İnsanlar gerçekten artık ölülerini bir yere gömeme gömemeyecek kadar aciz duruma gelmişler. Ve açlık, susuzluk, sefalet had safhaya çıkmış. Ve bütün dünya bunu adeta izliyor, özellikle Batı ülkeleri. Şimdi Haçlı savaşları derken bunu boşuna demiyorum. Ve Sayın e, Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi bunu birileri din savaşına çevirerek işin içerisine Türkiye'yi de sokmak istiyor. Şimdi değerli dostlar bugünkü İsrail'in başında Netanyahu'nun açıklamaları çok önemli. Şimdi <laughs> affedersiniz, e, amelek diye bir kelime kullandı amelek. Bakın çok önemli bir mesaj. Tabi bu mesajları değerlendirebilmek, bunları yorumlayabilmek için araştırma yapmanız gerekiyor. Çalışmanız gerekiyor. Üzerinde çalışmanız gerekiyor. Amelek kelimesi çok önemli ve çok özenle seçilerek söylenmiş bir kelime. Bakın 2018 yılına gidin. Şimdi bazıları diyor ya işte Hamas dinci bir örgüt vesaire filan özellikle bizim ülkemizde. Ama size şunu söyleyeyim. 2018 yılında İsrail'de çıkan bir yasa var. Bakın bu yasa der ki İsrail'de medeni kanunlar yetersiz kaldığında devreye dini kanunlar girer. <laughs> Çok pardon. Dolayısıyla esasında İsrail bir din devletidir. Bunu unutmayın. Yani Yahudi şeriatıyla yönetilir. Şimdi burada baktığınız zaman o Tevrat'ta yani bize göre tahrif edilmiş Tevrat'ta çok ilginç kelimeler ve çok ilginç terimler var. Bunlardan bir tanesi de Amelek ve bu Netanyahu'nun özellikle bu kelimeyi kullanarak vermiş olduğu mesaj. Ve bu mesaj sadece bugünkü savaşla ilgili değil. Aynı zamanda bu kelime Türkiye'yi de yakından ilgileniyor. Çünkü esasında bu savaş bakın bu kelime Türkiye'nin güneydoğusunu. <laughs> çok özür dilerim yani biraz rahatsızlığım var. Bu kelime, bakın bu kelime Türkiye'nin güney doğusunu da içerisine alacak o Nil'den Fırat'a kadar denilen toprakları ifade ediyor. Bu yüzden hani bazıları ya olmaz artık yani bu çağda da böyle bir şey olmaz demeyin ve asla şunu da demeyin. Bu mesele yani Gazze meselesi sadece Araplarla İsrailler arasındadır diye sakın yanlış bir yola girmeyin. Sakın böyle düşünmeyin. Çünkü bakın bir şekilde orası halledildiğinde, haritadan silin değil, silindiğinde emin olun işte o büyük İsrail denen projeye gelecek sıra ve bu büyük İsrailin içerisinde biliyorsunuz artık Türkiye'de var. Şimdi gelelim isterseniz şu eee Amerik kelimesini Netanyahu niye kullandı? Bu önemli. Şimdi Amerik esasında İsrail oğullarının ebedi düşmanını ifade eden bir kelimedir. Bakın ebedi düşmanı olarak görüyor. Ve dolayısıyla Gazzelileri, Filistinlileri bakın neye benzetiyor? Amelek ve Amelek'e benzetiyor. Amelek benzetmesi yapıyor. Şimdi bu tabi Tevrat'a göre. Dolayısıyla e, bu düşmanın bakın malları, canları, çocukları vesaire her şeyi ne diyor? Ortadan kaldırılmalıdır diyor. Ya bu korkunç bir kelime, korkunç bir tanımlama. Oysa savaşların tarih boyunca ne kadar cana mal olduğunu, artık hep diyoruz ki barış olsun. Hepimiz barışı istiyoruz ama maalesef birileri barış istemiyor. Dünyada bu savaşa dur diyen yoktur. Hani Haçlı Seferi derken, şimdi Avrupa ülkelerini yöneten insanların teker teker İsrail'e gelerek devam edin mesajı ne anlama geliyor? Yani küçük bir Gazze. 360 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Ve İsrail bütün teknolojisini, silahlarını kullanarak buraya buraya harekat düzenliyor. Ve Avrupa Birliği'nin liderlerinin hemen tamamı Netanyahu'nun yanına gelerek devam diyor. Yanınızdayız diyor. Bunun adı Haçlı Seferidir. Yani eveleyip gevelemeye, efendim analiz kasmaya gerek yoktur. Kardeşim bir modern haçlı seferi başlatılmıştır. Ve aynı şekilde tıpkı o eskiden yapılan Haçlı seferleri gibi bu Haçlı, yeni Haçlı seferinin, bakın yeni Haçlı seferinin hedefi de Orta Doğu'dur. Unutmayın, George Bush Irak'ı işgal etmeye geldiğinde bu Haçlı seferidir dedi. Açık net cümleler kullandı. O yüzden özellikle diyoruz, evanjelistlerle İsrail'deki o aşırı uçtaki düşünce akımı, bunun adını söylemek istemiyorum, birlikte çalışıyorlar, aynı şeye inanıyorlar. O yüzden televizyonlarda bazen konuşurken bunları birbirine karıştırıyorlar. Efendim işte onlar ayrı, onlar ayrı. Hayır. Evangelistler esasında Hristiyan Yahudiler olarak geçer. Ve dolayısıyla İsrail'i yeryüzünün krallığı olarak tanırlar, bilirler. Şimdi Amerika her yıl İsrail'e neden 3 milyar doların üzerinde bir yardım yap yapar, hibe yapar? Çünkü evangelistlere göre İsrail İsrail e Tanrı'nın Kutsamı, kutsa, kutsadığı bir ülkedir. Bir topluluktur ve dünyaya hükmetmek için e, yaratılmıştır. O yüzden de evangelistler Orta Doğu'ya Amerika'nın devamlı ve İsrail'i korumaya devamlı e, azimli olması gerektiğini ifade ederler. Şimdi değerli dostlar dedik ya bu Amelek kelimesi çok önemli. Netanyahu üzerine basa basa bunu boşuna söylemedi. Şimdi bahsedilen ayet yani Amelek e, kelimesinin geçtiği ayet şu. Samuel 15 Taksim 3 diyor ki bakın burada ne diyor bu ayette? Şimdi gidin ve Amalek'i vurun. Sahip oldukları her şeyi tamamen yok edin ve onları bağışlamayın. Bakın bu ayet yani Tevrat'ta yazılan bu dizeler devam ediyor ki sonunu okumuyorum. Neden? Dedim çok büyük sansür var. Sonunu okursam maalesef Hemen devreye giriyor algoritma veya çoluk, çocuk, kadın, kız hepsini dediğim şekilde inanılmaz bir e, tablo var bu ayette. Şimdi bunu bunu hiç gözünü kırpmadan, hiç kim ne der vesaire filan düşüncesine kapılmadan televizyon e, kameralar önünde bunu Netanyahu ifade ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu gözünün karaltıldığını ve artık gözü hiçbir şey görmediğini, ve gerçekten olmaz dediğimiz şeylerin olabileceğini gösteriyor. O yüzden diyorum sakın ha ya bunlar işte güneydoğumuza kadar gelemezler. Bunlar işte 9 milyonluk devlet yani koca büyük İsrail'i kurup da ne yapacaklar demeyin. Bakın onlar oralarda kukla insanlar bulabilir, devletler barındırabilir. İlla İsrail her yeri kablayacak diye bir şey yok ama kukla devletler kurularak işte o büyük İsrail'i kurabilirler. Nitekim de bizim birazdan söyleyeceğim bakın birazdan söyleyeceğim güney doğumuzda ve Irak'ın kuzeyinde bu Amelek kelimesiyle özdeşleşen bir durum söz konusu. Onu da ifade edeyim. Şimdi Amelek mesajı Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Bakın. Yani İsrail'i tehdit eden tüm devletlerin, halkların ortadan kaldırılmasını ifade ediyor. Tarihsel sürecine girdiğimiz zaman emin olun kafalar karışır. Benim de biraz karıştı. Çünkü işte İsrail'in tarihi, efendim bu Arap, e, Müslüman olmadan önceki tarih vesaire filan çok geniş bir e, tarihsel mitolojisi var bu amelek meselesinin. Şimdi o yüzden sizin kafanızın da karışmaması, ben de fazla detaya girmemek, zaman almamak için size özetini anlatıyorum. Yoksa çok derinlemesine kitap bile yazılır bu amelek kelimesinin üzerine bir kitap dahi yazılabilecek kadar geniş bir kelime terim. Şimdi değerli dostlar bakın Amerika kavmi diye bir kavim. Yani cahiliye döneminden de önce işte Arapların ya da cahiliye döneminde Arap Arap oldukları iddia edilen bir kavimden bahsediliyor. Şimdi Arap kaynaklarında Amerika geçer. Yani amelek kelimesi Amerika olarak geçiyor. Bu bir kavmin adı. Yemen'den Kuzey Suriye'ye. Bakın burası dikkat burası önemli. Yemen'den Kuzey Suriye'ye ve Irak sınırına, doğudan Basra Körfezi'ne, batıda Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafya yayılmış Arap kavmidir bu. Amerika kavmi. Şimdi bu topraklar diyor ki bakın ta Suriye'nin kuzeyi o yüzden diyoruz ki yani burada bir terör devleti kurulmak isteniyor. Amerika işte o PKK, YPG terör örgütünü kanatları altında alarak Burada ısrarla devlet kurmasının amacı ikinci bir İsrail oluşturmaktır ve dolayısıyla oraları büyük İsrail toprağı yapmaya hazırlanmaktır. Bakın şeyde net şekilde onu ifade ediyor Amerika. Yani Yemen'den Kuzey Suriye ye ve Irak sınırına doğudan Basra Körfezi'ne, batıdan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada yaşayan halk diyor bizim düşmanımız diyor. Ha burada dün Araplar yaşamış, bugün bizler yaşıyoruz. Yani İsrail'in önüne çıkabilecek. İsrail'in büyük İsrail projesinin içerisinde olan bütün devletler esasında Amer e, Amelek olarak ifade ediliyor. Şimdi Edom bazı kaynaklarda da Edom. Yani esasında Edom Türkiye evangelistler için fethedilmesi en son fethedilecek topraktır Anadolu. Bunun adı Edom'dur. O yüzden yani asla olmaz demeyin. Bakın dini terimler üzerinden gerçek anlamda bir din savaşı çıkarılmak isteniyor ve buna din alet ediliyor. Evet bizce bunlar tahrip edilmiş şeylerdir, kitaplardır ve dolayısıyla tahrip de edilse birileri bunu ciddiye alıyor, onu kabul ediyor ve buna e, inanarak da ne yapıyor? Adım adım o ideolojilerini, emellerini gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi o yüzden bunu ciddiye almak lazım ve Netanyahu'nun kendini kurtarmak için değil esasında bu savaşın gerçek amacını açıklamak için, hedefini açıklamak için bunları söylüyor. Amerika bunca yığını, bunca gemiyi buraya boşuna göndermiyor. Avrupa Birliği ülkeleri boşuna peş peşe İsrail ziyaret etmiyor ve bu savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye'dir. Başından beri söyledik. Birileri itiraz etti, istedikleri kadar itiraz edebilirler. Tekrar söylüyorum. Bu savaşın bu kıvılcımın ana hedeflerinden birisi de Türkiye'dir. Çünkü Orta Doğu'da artık İsrail'in önünde durabilecek bir Arap devleti yoktur. İsrail'in önünde durabilecek İran vardır, Türkiye vardır. O da İran bildiğiniz gibi her zaman kaçak güreşir ve Türkiye doğrudan İsrail'le karşı karşıya gelebilecek Orta Doğu'da en güçlü devlettir. Ve dolayısıyla en büyük hedef de Türkiye'dir. Doğu Akdeniz bakın zaten geçiyor bu. Amerika kavminin yaşadığı alanlar. Akdeniz diyor, Akdeniz. Ee, Suriye, Kuzey Suriye diyor. Suriye'nin kuzeyi diyor, Irak diyor. Zaten buraları parçaladılar, artık uyanalım. Mesela Suriye parçalandı, Irak parçalandı. O yüzden bakın olmaz dediğimiz şeyler hep oluyor. Dolayısıyla değerli dostlar, evet uç noktalara gitmemeliyiz. Yani şarlatanlığa varan şeyler elbette söyleyenleri bir kenara bırakacağız. Ama gerçekte real politik dedikleri şeye baktığınız zaman bugün o uluslararası ilişkiler, hak, hukuk, adalet diyenler ve her şeyin böyle sanki uluslararası konulmuş kurallara göre işlediğini düşünenler bugün gerçekten yanıldılar ve televizyon programlarında gece gündüz Armagedon'u tartışıyorlar. Oysa Armagedon onlara göre bir komplo teorisiydi. Ve de işte dini kitaplarda olduğu ifade edilen bir terim yani işlemez demode olmuş bir terim. Ama bugün baktığımızda işte yaşananlar esasında tam da Armagedon'u çağrıştırıyor ve Armagedon savaşının tamamen ritüellerini, terimlerini ve de coğrafyasını kullanıyorlar. Bu yüzden Netanyahu sık sık dini referanslara başvuruyor. Ha bunu kendi halkını motive etmek ya da askerlerini motive, motive etmek için söylediğini düşünmüyorum. İsrail'in gerçek düşüncesi budur. Çünkü İsrail Tevrat kurallarına göre yönetilen bir şeriat devletidir. İşte bahsettiğim 2018 yılında çıkarılan yasa Açık net şekilde İsrail'i bir din devleti yapmıştır. Şimdi e, Gazze'deki olaydan hiç bahsetmek istemiyorum. Çünkü televizyonlarda artık canlı olarak izliyorsunuz. Biz bakın Irak savaşından sonra canlı olarak izlediğimiz Ender savaşlardan birisidir. İsrail'in Gazze'ye yaptığı bombardıman. Şimdi buna savaş demek de istemiyorum. Başından beri de İsrail bunu özellikle savaş olarak kullanıyor. E, tanımadığı bir devlete neden bu kelimeyi kullandığını daha önce sizlere söyledim. Amaç esasında işte bu Amelek coğrafyasına yani Amerika kavminin yaşadığı Nil'den Fırat'a kadar bu coğrafyada yaşayan insanları ve ülkeleri kapsıyor. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Bizim ülkemiz dikkatli. Bakın cumhuriyetin 100. yılında çok büyük gösteriler oldu. Özellikle İstanbul'da tam 100 tane savaş gemisi yani donanmamız resmen bir gözdağı verdi dosta düşmana, özellikle düşmana e, dosta güven, düşmana gözdağı verdi. Bunlar boşuna yapılmıyor. Dolayısıyla bütün ülkeler şu anda alarma geçmiş. Ve Mısır'dan Amerika zaten her şeyini gönderiyor. Yine Çin, hakeza öyle. Dolayısıyla bütün ülkeler alarm vermiş durumda. Bir şeyi bekliyorlar. O bir şeyi de Maalesef bizim yakınımızda, bizim etrafımızda, bizim coğrafyamızda çıkarmak istiyorlar. Her ne kadar dünyanın diğer bölgelerinde mesela işte Rusya Ukrayna Savaşı, bu da gerginlik bölgesidir ve Güney Çin Denizi olsa da yani 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilecek kıvılcımlar olsa da bakın adına Armagedon dedikleri ve Armagedon terimlerini kullandıkları için bu savaşı Ortadoğu'da çıkarmak istiyorlar. Çünkü büyük devletler birbirleriyle savaşmazlar. Bunu çok kez söyledik ve Güney Çin Denizi'nde Çinle mesela Amerika birbirine kısmi şekilde savaş atsa bile buna diğer devletlerin katılma olasılığı azdır. Ama Orta Doğu'da bakın Orta Doğu'da çıkaracakları savaşa doğrudan birçok devlet katılmak zorunda kalır. Çünkü bu bir din savaşı olacağı için taraflar Hristiyan, Müslüman ya da başka bir Dine mensup kişiler buraya müdahil olmak zorunda kalacaklarını biliyorlar. O yüzden savaşı Orta Doğu'da çıkarmak istiyorlar. O yüzden ölçüsüz, orantısız bir şekilde saldırıyorlar. O yüzden dünya hiç sesini çıkarmıyor. O yüzden Birleşmiş Milletler diye bir kurum artık yok gibi, NATO diye bir kurum yok gibi ve uluslararası hukuk yok gibi, uluslararası ilişkiler artık yok gibi. Niye? Bakın İsrail zaten bütün ülkelerde hemen hemen misyonlarını çekti. Yani bu ne demek? Bu tamamen bu savaşı nihayete erdirene kadar devam demektir. Allah'tan insanlar ve e, devletler akıllı hareket ediyor. Ama şu demek değildir. Bu sonsuza kadar bu sabır devam edecek demek değildir. Bir yerde patlayabilir. İşte bu son nokta gelmeden, patlamadan bunu durdurmak lazım. Savaş her zaman kötüdür. Savaş her zaman çocukları, kadınları, sivillere zarar verir. Nitekim de veriyor. Anlatıyoruz. Çok büyük acı tablo var. Değerli dostlar bunları bugün size aktarmak istedim. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.